Bravo arkadaşlar, ben Charlie. Yeni bir videoma daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün karşınızda devrimlerin en başı, Avrupa'nın büyük adamı Napolyon Fransa'sını oynuyoruz. Bütün Avrupa'yı dize getiriyoruz. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Niye güldün? Şimdi bizim buradaki hedefimiz ne olacak? İlk olarak diplomasi haritasına çıkın. Gördüğünüz gibi bütün Avrupa ile aramız -99, -98, -85, -31. Niye güldün? Neden böyle? Sana ne? Bizler aynen başa geçtiğimiz anda, yani bu oyunu başlattığımız anda Fransa'da büyük bir devrim olacak ve bu büyük devrim Avrupa'daki diğer bütün krallıkların hiç hoşuna gitmeyecek. Hafif bir ego var mı sizce? Ve hatta çıldırtacak, kudurtacak bir devrim olacak gerçekten de. Bu yüzden de her an bize koalisyon kurulma olasılığı çok fazla olarak bütün düşman... Sağda hayvan gibi bir şey çıktı. Bunu yapmaya mecburuz tabii ki. Gerçekçi olması açısından. Hani oğlum, Napolyon savaşlarında birinci koalisyon, ikinci koalisyon oluyor ya, sürekli bu adamlar savaşıyor. Yani mantıklı olsun diye yaptım. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Bizim bu yaratacağımız akım daha dünya üzerinde hiçbir şekilde görülmedi. İlk defa biz yapacağız. Neyse ya, ama neyse. Napolyon Fransa'sını oynuyoruz abicim. Napolyon savaşları senaryosundayız. Ve aile. Napolyon gibi oynayacağız. Napolyon dizininden ayrılmayacağız. Başlıyor. Hadi bakalım. Rusya, Avusturya, Birleşik Krallık falan hikaye. Rusya bile hikaye yani. Bunların hepsi hikaye. Önemli olan İspanya, çünkü İspanya birinci sırada bulunan hayvani bir devlet yani. Şöyle Amerika kıtasına bakacak olursanız gerçekten hayvani bir devlet. Bu yüzden de İspanya ile şimdilik ilişkilerimizi geliştirmeye başladık. Biz şu anda, yani bütün Avrupa bizden nefret edecek. Bundan emin olabilirsiniz, çünkü biz şu anda kral 3. Charles'ın başarısız yönetimi, insanları aşağılayıcı yönetimi ve kuduruk yönetimden sıkıldık ve ona darbe yaparak onu başımızdan indirdik ve şu anda hükümet biçimini değiştirerek cumhuriyeti ilan ediyoruz. Evet abicim, şu anda bütün Avrupa'nın korktuğu şey başladı. Başa ben geçtim. Çok korktum aa. Abi, İspanya'dan bize bir hakaret gelmesin işte ya. İspanya sıkıntılı hocam, bize böyle bir hakaret gelmesin. Ben bir araştırma yatırımı yapmak istiyorum çünkü... Allah, ne oluyor lan, ne oluyor lan, daha yeni başladık. Ceneviz Cumhuriyeti ve Sardinya Krallığı bir olmuş, bize dalıyorlar abi. Gördüğünüz gibi kudurmalar başladı. Bunların hepsi bizim bu yarattığımız çalışmadan korkmaktır. Korktular. Bu yüzden de bize savaş ilan ediyorlar. Korktular. Ordu bakımı ve yönetime vereceğim abi. Hayvan gibi ordu bakımını ve yönetime vermemiz lazım. Araştırmaya da verelim. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yapamıyorlar. Saldırı planını almak istiyorum. Direkt olarak saldıracağım. Şöyle abicim, alttan üstten, güneyden, doğudan, batıdan, her yerden girelim. Ve gördüğünüz gibi onları savaş ilan ettiklerine pişman ettik. Şurada hemen bir saldırı geliyor. Şunu hemen bir bertaraf edelim. Başkentine bu tur girebilir miyiz bilmiyorum. Büyük ihtimalle giremeyiz. Çünkü başkentlerinde genellikle çok fazla ordu oluyor. Baktığımız zaman girdik mi giremedik. Ama hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Ceneviz sınırlarına geldik abicim. Şöyle başkentine bir kez daha saldırmayı denemek istiyorum. Aynen öyle. Denizdeki aldık lan bu arada. Başkentini aldık. Çok güzel abicim. Buradaki ordusunu da alalım abicim. Deniz saldırılarında da gerçekten üstünlüğümüzü koruduğumuzu söylememiz lazım. Evet, oradakini de aldık ve Sardinya Krallığı'nı tamamen bitirdik ve bitiremedik. Ha tabii ki burada da toprağı vardı. Mantıklı, evet doğru. Dur, şurada ordu basalım lan. Buradan buraya geçiş vardı galiba. Ben öyle hatırlıyorum. Ve evet, bunları almayı başardık. Ki buradan buraya da geçiş varmış ki, evet, Sardinya'yı da almayı başardık. Bize savaş ilan etmenin sonucu budur. Pislik herif. Gerizekalı salaklar sizi. Ne oldu oğlum? Korktunuz mu lan? Bunu var ya, kesin büyük abileri Avusturya, Prusya veya İspanya gibi abileri demiştir bunlara. Gidin savaş ilan edin bakalım, güçlerini görelim, ne kadar güçlü bunlar demiştir. Ama bizim gücümüzü ezemeyeceklerini zaten en başından beri biliyorlar. Belki burası bir krallıkken, Fransa krallığıyken diyorlardı ki ya bu Fransa zaten aptal salak yönetiliyor. Hani biz bunları hiç tiye almasak bile olur. Fakat şu anda güçlü bir orduyla, güçlü bir yönetimle, güçlü bir komutan Napolyon Bonaparte'la karşılaştılar. Gerçekten salaksınız diyorum yani. Gerçekten salaksınız. Sardinya ve Ceneviz. Neyse abi, ölünün arkasından konuşulmaz. Şöyle gidelim bakalım. İspanya ile ilişkileri geliştirmeye çalışacağım. Yani onu söyleyeyim, çalışacağım. Hayırdır ya, bizimle ilişki falan geliştiriyorsun. Başkentimizde bir ikmal kampı inşa edelim ve ayrıca kısmi seferberlik ilan edebiliriz bence. Kısmi seferberlik bir ilan ederim bakalım. Anam, ne oluyor lan? Birleşik Krallık'tan savaş ilanı geldi oğlum, ne oluyor? Demek Birleşik Krallık'tan savaş ilanı geldi ha. O zaman abicim şöyle gidiyorum. Şuraya bir tane liman inşa ediyorum abicim. Şuraya bir tane liman inşa et, gözünü seveyim. Şuradaki küçük Britanya'nın sahip olduğu bizim ama dibimizde olan adayı almamız lazım. Bu kim abicim? Mecklenburg. Mecklenburg kim gözünü seveyim?
Mecklenburg buradaki vasalı abicim. Onun kölesi. Hiçbir şekilde sıkıntı yok. Gerçekten sıkıntı yok. Gelin bakalım buraya. Şuradaki bizim dibimizde olan büyük bir tehdit niteliğinde olan Birleşik Krallık toprağını almamız lazım. Çünkü adamlar resmen bizim burnumuzun dibinde ve biz hiçbir şey yapmıyoruz. Böyle bir şey gerçekten kabul edilemez bir durum. Bu arada burada hani 35 yazıyor ya. Buna bastığınız anda, şuradaki sarı şeye bastığınız anda buraya kendinize saldırı bonusu ve savunma bonusu verebilirsiniz. Ben şuradan kendime saldırı ve savunma bonusu vereceğim. Maalesef ki gidiyor. Bir tane ötedeki toprağa saldırıyor. Hayvan herif. Gerizekalı salak ya. Neyse abicim, neyse. O zaman buralarda ordumuzu basalım da burada birazcık fazla savunma yapacakmışız gibi duruyor. Bu anam Avusturya'da savaş ilan etti. Sakin. Dur bir dakika, bir dakika, sakin. Avusturya ve onun kölesi Salzburg değil mi? Senin onun kölesisin değil mi? Aynen öyle. Onun kölesi. Belçika sınırlarında ordularımızı basmaya başlamamız lazım abicim şu oraya. Maalesef ki çok fazla basamıyoruz çünkü biz zaten burada ordu basmıştık. Birleşik Krallık ve Avusturya'nın saldırıları gerçekten de üstümüze geliyor. Ama merak etmesinler. Bunların olmasını zaten hepimiz beklemiyor muyduk arkadaşlar? Bu olayların olmasını hepimiz beklemiyor muyduk? Buradan da girişini sağ... burada zaten bizim şeyler yok. Nüfus yok burada. Maalesef ki ne yazık ki nüfusumuz yok. Geriden şuradan ordu getirmemiz lazım mecburi olarak. Buradan da ordu basabiliriz aslında. Şuradaki orduyu bir iptal et abicim. Şuradan ordu bassak bence daha mantıklı olabilir. Tamamdır. Umarım ki burayı alabiliriz. Ki aldık abi, harika. Birleşik Krallığı topraklarımızdan atmayı başardık. Tekrardan ordu getir. İstiyorsan 155.686 ordu getir. Yine de ben seni topraklarıma sokmayacağım. Gel abicim, Skos'a gelirsin. Napolyon Bonaparte'ın Fransa'sındasın. Halen daha benim kim olduğumu bilmiyorsun galiba. Kendine gel Birleşik Krallık. Kendine gel oğlum, tamam mı? Kendine gel. Saldırmaya tabii ki de devam ediyorlar. Evet, Ragusa Cumhuriyeti de saldırdı. Şurada 19.000 kişilik bir orduları var. Şuraya 10.000'lik bir destek sağlamamız lazım abicim. Şöyle arkadan bayağı orduları basmamız lazım. Şuraları alsınlar, sıkıntı değil. Zaten bunlar bizim yeni aldığımız topraklar. Buradan fena bir bu topraklarda hayvani bir ordu basım işlemi gerçekleştirip bir anda taarruza geçeceğiz. Venedik'e kadar ilerleyeceğiz yani. Bundan emin olabilirsiniz. Şuraya şöyle bir orduları gönderelim de. Şuraya bir saldırmayı deneyelim abicim. Hatta siz de üçünüz de şuraya saldırın abicim. Tamamdır. Evet, buraları alamadık. Orayı da alamadık abicim. Bütün şaka gibi. Gerçekten bütün saldırılarımız başarısız oldu ya. Şaka gibi gerçekten. Şuraya bir üçünüz saldırsanız aslında güzel olur ya. Mesela şuradaki ordu basma işlemini bir iptal et abi. Şuraya da bir saldırmayı deneyelim ya. Ordularını görelim abicim yani. Ordularını görmemiz tabii ki de mantıklı bir hamle olur. Ki ordularını görmemize gerek kalmadı. Direkt olarak o toprakları aldık. İspanya'dan da geç izni almış abicim. Gerçekten çok korkak bir devletsin. Benimle tek bir cebeden savaşmayı bırakıp gerçekten de İspanya'dan da yardım aldın. İspanya, sana da geleceğiz. Birleşik Krallık gibi düşman bir ülkeye askeri erişim vermek neymiş göreceksin. Gününü göreceksin yani. Sadece ben sana onu söyleyeyim. Gününü göreceksin. Böyle bir terör devletine askeri erişim verilir mi ya? Evet, tabii ki orada 14.000'lik bir ordusu var. Bu tur birazcık Birleşik Krallığa odaklanmamız lazım. Gerçekten bayağı bir odaklanmamız lazım hem de. Aa, paramız bitti lan. Şuraya hepiniz saldırmayı deneyin abicim. Ya artık gerçekten saldırmamız lazım. Başka çaremiz kalmadı yani. Böyle bir şey olabilir mi ya? Evet, çok güzel abicim. Avusturya'ya karşı bir üstünlük elde ettik. Ya üstünlük elde etmedik de yani şuradaki toprağını almayı başardık. Ki biz zaten bir tane toprak alsak onlar iki tane toprak alıyor yani. Böyle bir anlaşma olamaz diye. Bu ne abicim ya? Neyse ki bir toprak bir topraktır abicim. Şöyle siz ikiniz şu toprağa tekrardan bir saldırın. İspanya cephesini korumamız lazım buradan. Güzel bir savunma gerçekleştirmemiz lazım. Çünkü bu adam buradan halen daha ordu getirmeye devam ediyor büyük ihtimalle. Neyse ki devam etsin. Biz buradayız. Halen daha hiçbir yere gitmedik. Kaç vs kaç atıyoruz bak. 1, 2, 3, 4, 5, 7 vs 1 atıyoruz lan. 7 vs 1. Bizim hiçbir dostumuz, hiçbir müttefikimiz yokken siz bize dalıyorsunuz. Hem de hazırlıksız bir şekilde yakalıyorsunuz. Yani gerçekten ayıp bu yaptığınız. Onu söyleyeyim yani. Ki ona rağmen bence gayet güzel sonuçlar elde ettiğimizi söyleyebilirim. O kadar da fazla kayıp verdiğimizi söyleyemem. Baksana adamlar giremiyor yani. Şurada ordu olmadığı için girebilir. Onun dışında bir şey yok yani. Şuradaki toprağa saldıralım. Belçika'ya yavaştan bir girmemiz lazım gerçekten. Tamam, oradaki toprağı aldık. Aynen öyle. Burada halen daha fazla orduları var maalesef ki. Hadi abicim, şuradaki ordum bitmiş olsun be. Oraya bir saldırayım da bir alayım bari ya. Orada bir üstünlük sağlayayım abicim sana karşı. Evet, orada bir tane toprağını fethetmeyi başardık. Bu savaşta böyle büyük bir coğrafyayla savaşıyoruz. Bizim için bir tane toprak fethetmek bile gerçekten güzel bir başarı. Şuradan arkalarından dolanacağız abicim. Turan taktiği yapacağız. Türk dostum, 2. Mahmut dostumdan öğrendiğim bilgi yapacağım şimdi. Turan taktiğiyle şurayı ele geçirmeye çalışacağız. Bakalım nasıl olacak. Birleşik Krallık halen daha ordu getirmeye devam ediyor. Ya getirmeye devam et oğlum, senden ne olur ya. Senden hiçbir zıkkımın kökü olmaz ki. Sen ne anlatıyorsun ya? Ama tabii ki burada halen daha fazla orduları vardı diye hatırladım. Evet, halen daha orada 9.000'lik mi kaç artık her ne zıkkımın kökü. Bayağı bir orduları var. Ama Pakıt'ı almayı başardık. Büyük ihtimalle orayı düşüreceğiz. Çok yüksek ihtimalle orayı düşüreceğiz bu tur. Hani her ne kadar az orduyla girsek de, mesela şu kadarcık orduyla girsek de düşürmeyi başaracağız gibime geliyor. Çünkü artık Pakıt'ı aldık. Aa, yok lan, alamadık. Alamadık galiba. Yok, alamadık. Ama Avusturya sayılıyor mu ki? Avusturya senin ittifakın ama toprak olarak yani bilmiyorum. Neyse, deneyelim. Şöyle 5.000'lik bir ordu takviye edeyim ya arkadan. Çünkü bizim gerçekten paramız da hani birazcık az.
Ne yapacağız bilmiyorum yani. Şuradaki iki topraktan ilerlemeye devam ediyoruz. Şöyle yapalım, böyle yapalım, böyle yapalım. Buraya tekrardan bir saldıralım. Sürekli saldırıyoruz yani. Oo, of, baya ordusu varmış ya orada. Baya ordusu varmış orayı yani. Zor alacağız. Hatta of, bir dakika. Avusturya sıkıntı. Şu Sardinya bölgesi çok büyük sıkıntı. Burada çok fazla sıkıntı çektiğimiz söylenemez. Tabii ki yine burada da sıkıntı çekiyoruz ama Sardinya bölgesi büyük bir sıkıntı abi. Evet, oradan küçük bir saldırıya geçtiler. Aa, orayı almayı başardık lan, harika. Vay, orada kaç kayıp verdik acaba ya? Hiç de bilmiyorum ama neyse, bakacağız bakalım. Şuradaki toprağını da paket aldık abi. Lüksemburg toprağını da düşüreceğiz gibi duruyor bu tur. Abi şurada büyük bir tehdit var şu an. Ya bu ordu niye burada ya? Abi şunu bir alayım aslında ya. Bekle. Şunu bir al abicim. Daha sonra gidersin. Çünkü benim artık buradaki orduları şöyle güneye çekmem lazım. Burada büyük sıkıntılar çekiyoruz. Tamam. Oy, çok iyi lan. Şurayı iki toprağa sıkıştırdık. Bekle. Lüksemburg'u alamadık maalesef ki, sıkıntı yok. Anam. Allah. Dur. Sakin ol. Krediye aşırı derece muhtaç kalırsak kredi alacağım. Şu anlık kredi almayı şey bulmuyorum yani. Mantıklı bulmuyorum. Çünkü zaten bizim halen daha şu an bir gücümüz var zaten. Şu anda halen daha güçlü bir devletiz. Halen daha yıkılmadık. Bu yüzden de kredi almaya çok da gerek yok. Bu arada oğlum 210 tane upgrading army gelmiş. Oha. Saldırı bonusuna ver abicim. Hayvan gibi saldırı bonusuna ver. Bu arada Birleşik Krallık ordusu geliyor abicim. Neyse ki bizim denizde ordumuz var. Hatta burada da ordumuz var. Hadi bakalım. Oraya aldık, çok iyi. Burayı da sıkıştırdık. Harika lan, paket aldık. Çok iyi lan. Şu Lüksemburg ve şunu da alsak güzel olur. Burayı aldık abicim, harika. Orayı da aldık lan. Lüksemburg'u da aldık. Of. Çok iyi. Artık savaşta yavaştan bir öne geçtiğimiz düşünür gibiyim. Ve zaten artı üçlük bir su denizde var ya, öyle bir direniyoruz ki denizde. Şuradan bir 20 binlik ordu çıkarsa ne yapacağımı gerçekten hiç bilmiyorum yani. Gerçekten Birleşik Krallık buradan bir 20 binlik bir ordu çıkarsa ne yapacağımı zerre bilmiyorum yani şu anda. Allah, Avusturya. Eyvah, dur Avusturya. Tamam abi, oradaki toprağını aldık abicim. Çok güzel abicim be. Harikayız be. Türkiye'nin en iyisi lan. İspanya bize bir hakaret etmiş. Abi sen bize niye hakaret ediyorsun ya? Ulan sen bize savaş ilan etme oğlum. Vallahi bak, sen bize savaş ilan etme ya. 5000'lik bir ordu geliyor. Mecburi olarak şuradaki orduyu tekrardan buraya çekmek durumundayım. Hatta sen gel abicim, sen birazcık koruma altına al. Ya bir iki tur boyunca hiç ordu basmayalım abicim. Paramız biriksin, buradaki ordu gelince bir savunma gerçekleştirelim. Şuraya bir saldıralım bakalım, başarılı olacak mıyız bilmiyorum. Hadi bakalım. Oy, iki toprağı da aldık. Çok güzel abi. Bizim topraklarımızı alamıyorlar ama biz onların topraklarını alıyor muyuz? Evet, bir tanesini aldık. Hayvan gibi ilerlemeye devam ediyoruz. Hadi bakalım, Belçika'da bitireceğiz. Avusturya'yı Belçika'da bitireceğiz abicim. Çok iyi. Zaten Allah'ın Avusturya'sının Belçika'da ne işi var yani? Haklı değil miyim? Allah'ın Avusturya'sının Belçika'da ne işi var yani kardeşim? Napolyon'un Fransa'sını dağıtamazsınız lan. Adam akıllı, durun yerinizde. Siz kim oluyorsunuz ki? Krallık bozuntuları. Siz kim oluyorsunuz ki bana karşı çıkıyorsunuz ha? Bak, saldırıda ordulara bak. Oğlum bunlar var ya, ezik ezik. Bak. Hayvan gibi şu anda savaşta öne geçtik abi. Öküz gibi şu anda savaşta öne geçtik. Belçika'yı neredeyse bu tur bitiriyorduk. Biz kıl payı bitiremedik. Neyse, bir şey olmaz. Bu tur bitirebileceğimizi hiç düşünmüyordum zaten. Bitiremedik ama yani bu kadar ilerleyeceğimizi hiç düşünmüyordum. Şu 6100'lük ordu var ya. Sen şuradaki toprakta bak. Tam olarak şuradaki toprakta durmaya devam et. Buradan bir savaş ilanı gelebilir. Dikkatli olmamız gerekmekte. Çok güzel. Oradaki topraklarını da almayı başardık. Artık Avusturya'nın bizden işgal ettiği hiçbir toprak bulunmamakta. Sadece onun müttefiki son anda bir tane daha bir eyalet fışkırttı. Neyse ki sıkıntı yok abicim. Şöyle Parma'ya da girelim. Parma'yla da bir savaştaydık, onu unutmuşum. Parma'da bizden Ceneviz Cumhuriyeti topraklarını ele geçirmiş. Rezalet yani. Gerçekten rezalet. Neyse ki bir şey olmaz. Biz geri alacağız o toprağı. Ve Avusturya'nın Belçika'da kalan son toprağını da elime geçireceğim gibi duruyor. Geçirecek miyim? Evet, buradaki saldırılarını bertaraf ettik. Evet, çok güzel abicim. Belçika'dan Avusturya'yı temizlemeyi başardık. Gerçekten bize hiçbir şey yapamıyorlar ya. Abicim siz manyak mısınız ya? Bu arada 200'e çıkarttık saldırı bonusunu. Artık geriye kalan sadece savunma bonusunu eklemek kaldı. Şu var ya, şu Liege. Liege ismini nasıl okunuyor bilmiyorum Liege dostum. Senin buradan gitmen lazım. Çünkü benim sınırlarıma gerçekten de çok bozan bir devletsin. Ve benim toprak bütünlüğümü de bozuyorsun. Stratejik konumumu da bozuyorsun. Gerçekten sen benim her şeyimi bozan bir devletsin. Bu yüzden de seni sevmediğimi söylemek istiyorum. Ve Parma devletini de alacağız gibi. Hatta bu tur belki de ilhak ederiz onları. Bakayım. Aa yok, ilhak olmadılar. Neyse ki sıkıntı yok abicim. Biz son toprağını da almasını çok iyi beceririz. Onu söyleyeyim yani. Bu arada biz Ragusa Cumhuriyeti'ne girmeye başladık lan. 26. sırada bulunan nispeten güçlü bir devlet yani yine de. O kadar da güçsüz değil yani. Büyük bir devlet. Venedik'te bulunan bir devlet. Baya güçlü. Allah'ım, oraya çıkarmam atılır. Sen manyak mısın? Of oğlum, baya ilerlemeye başladık lan.
Çok güzel. Onu da ilhak etmeye başladık. Kapitüle oldu abicim. 19 bin kişilik orduyla geliyor. Gerçekten şu anda bittiğimizin göstergesi olabilir. Bittiğimizin göstergesi olabilir abicim. Hemen geriye çek şu orduları. Hemen geriye çek şu orduları. Hemen geriye çek şu orduları. Hollanda Birleşik Krallığı bize savaş ilan etmesin abicim. Aynı zamanda sen de bize savaş ilan etme. Çünkü kısa bir süreliğine ilişkilerimizi geliştirmemiz lazım. Çünkü şu anda buradaki bütün ordularımı çekiyorum ve ben şu anda Avusturya ile barışamam. Şimdi böyle yavaş yavaş Parma Devleti'nden başlayalım abicim. %100'lük bir savaş zaferi skoru. Bundan da başlayalım. Liege'den de bütün topraklarını alalım şu şekilde. 19 binlik ordusuyla buradan çıkarma atıyor. Of ya vallahi yapmayalım böyle bir şey ya. Yapma böyle bir şey abicim sen ya. Manyak mısın ya? Birleşik Krallık bize gerçekten çok büyük sıkıntı çıkartıyor yani. Bu olmaması lazımdı böyle bir şey. Neyse ki çıkarmalarını atamadılar. Gerizekalılar, o kadar mı kötüsünüz lan? Oğlum 20 binlik bir orduyu Çanakkale savunması yaptık lan bildiğim. Vallahi bak Çanakkale savunmasıydı ha. O kadar az ordumuz var ki nasıl giremediniz bilmiyorum yani gerçekten. Gerçi bizim savunma bonusları sayesindedir lan. Birazcık daha basalım da giremezsiniz salaklar. Şöyle abicim, Avusturya'nın artık orijinal topraklarına da girişimi yapıyorum. Seni teslim ettireceğim oğlum. Seni var ya, seni teslim ettireceğim oğlum. Beklesen bekle. Çok güzel, alamıyor gerizekalı. Ulan manyak mısın lan sen? Oğlum sen nasıl bir devletsin lan böyle? Nasıl bir ülkesin lan? Bu arada Avusturya'nın burada 15 bin kişilik bir ordusu vardı abicim. Onu gördüm ve 10 binlik ordusu daha geliyor. Yani bence paramız da yok. Ne yapsak bilmiyorum yani şu an. Aslında zaten bunlar giriş yapamıyor ya abi. Zaten bizlere karşı bunlar hiçbir şekilde bir şey yapamıyor ya. Bence buradaki savunmayı... Oğlum aşamazsınız lan. Buradaki savunmaya karşı hiçbir şey yapamazsınız siz. Ben var ya gidiyorum. Buradaki orduları... En güneye yolluyorum abicim. En güneye gidin siz. Tamam mı? En güneye gidin abi. En Avusturya ile savaşacak bu ordu. Bu orduyu Avusturya için görevlendiriyorum. Gel abicim sen de gel. Sen de gel. 14 tur boyunca sadece birazcık savunma yapmamız gerekiyor. Ki yapabilir miyiz bilmiyorum. Umarım ki yapabiliriz. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Tamamdır. Savunmamızı yaptık diyebiliriz. Tamamdır. Harika abi. Mükemmel bir savunma ve ayrıca saldırı savaşı oldu. Allah. Allah dur. Allah'ım dur. Allah'ım dur. Dur dur. Allah'ım dur ya. Oo alamadı lan. Oğlum sen Allah bak bak köpeğe saldırır gibi saldırıyor bak. Tabi sen burada yağma yaparsın, zaten buranın ekonomisi de yok, nüfusu da birazcık az. Aynen öyle, nüfusu da bayağı bir az. Sen burada yağma yapsan ne olur yapmasan olur. Hatta ben şu anda sana burada dalıyorum abicim. Napolyon'un gerçek bir ordu olduğunu göreceksin. Napolyon tek başına bir ordudur. Göreceksin, bu kadar az orduyla bile senin buradaki 10 binlik bir ordunu alabilirim. Aldım, gördün mü? Gördün mü, aldım. Ülkeyi gerçekten Napolyon yönetiyor ya. Ben gerçekten kendimi Napolyon zannetmeye başladım. Yani öyle bir atmosfere büründü ki şu anda ortam. Ordularımız gelsin de abicim artık. Vallahi dayanamıyorum artık. Saldırmak istiyorum. Bir an önce saldırmak istiyorum. 37 binlik orduyla da gelsen. 55.686 kişilik orduyla da gelsen. Fark etmez aslan parçası. Hiç fark etmez. Gel istediğin kadar orduyla gel. 100 binlik bir paramız birikmiş abicim. Yavaştan şöyle bir Liege'den asimilasyonları tamamlamaya başlayalım. 14 binlik bir gelirimiz kaldı. Neyse abicim sıkıntı. Allah'ım ne olur ya abi, oraya sen niye yaptın bunu? Allah Allah, lütfen şuraya gitme. Vallahi bak oradan öyle bir yayılırsın ki sen. Oradan öyle bir yayılırsın ki sen. Vallahi bak, eyvah 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 eyvah. Sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Orayı hallederiz, orayı hallederiz abicim, orayı hallederiz. Gitme, dur gitme, ilerleme, bekle, sakin ol. Şurada bir yok, yapamıyoruz neyse ki. Sıkıntı yok. Şuralarda da asimilasyonları başlatalım abicim. Yavaş yavaş başlatalım. Alalım artık ne olur, yayınla. Çok teşekkür ederim. Gerçekten buraya doğru yayılmadığın için sana minnettarım. Gerçekten çok sağ ol ya. Tamamdır abicim. Tekrardan kapana kısıldılar. Şuradaki ordu da gelsin de bir an önce taarruza geçmek istiyorum. Adamların resmen ordusunu hayvan gibi erittik. Bu ne abi ya? Gerçekten hani bu kadar savunma yaptım ben hiç hatırlamıyorum hiçbir oyunda. Ki zaten buradan da saldırılar gelmeye devam ediyor. Yani alamıyorlar hiçbir şekilde gerçekten. Artık saldırıya geçiyoruz. Hadi bakalım aslanlarım. Hadi bakalım ordularım. Aslanlarım, sen yalnız geçiş izni mi aldın ya? Aman diyeyim, aman diyeyim, sakın. Aa, burada da toprağı varmış. Ulan bu kadar minik toprak mı olur? Liechtenstein toprağı gerçi. Evet, doğru, mantıklı. İlerleyin abicim, ilerleyin. İlerleyin oğlum, ilerleyin oğlum, ilerleyin. Tamamdır. Oo, şu şey Ragusa Cumhuriyeti artık bitti lan. Oo, Ragusa Cumhuriyeti artık gitti valla. Avusturya'yı da ilhak edeceğiz. Umarım ki ilhak edebiliriz gerçekten. Şu Viyana'ya girsek aslında var ya her şey tamam ya. Şu Viyana civarlarına gelsek, şöyle bayağı bir alsak her şey tamam aslında, biliyor musun? Bu adamlar var ya bize teslim olmak için günü gününe sayıyor yani şu an, onu söyleyeyim. Resmen adamlar gün saymaya başladı teslim olmak için. Allah'ım dur ya oraya. Heh, tamamdır, sıkıntı yok. Çok harika, çok harika, çok harika. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum bu kadar salakça savaştığınız için. Gerçekten enayisiniz yani, ben öyle söyleyeyim. Gerçekten aptalın tekisiniz. Çok teşekkür ediyorum bu kadar aptalca savaştığınız için. Çok sağ olun abi, çok sağ olun abi, çok sağ olun.
Allah. 38 binlik bir ordu süre çıkarma attı ve başarılı oldu abi. Evet, bazen böyle istisnalar olabiliyor. 132 binlik paramız olmuş abicim. Şöyle asimilasyonları başlatalım. Yavaş yavaş yapalım ki. Aa, bütün asimilasyonlar başladı lan. Tamam. Asimilasyon derdimiz de yok artık. Ordu da basabiliriz. Çok güzel. Hop, tamamdır. Çok harika. Oy. Harika. Adamlar kapitüle olacak lan. Çok az kaldı. Bir dakika dur. Bekle. Sakin ol. Tamam, burada hiçbir ordusu kalmadığına göre Allah, Trablusgarp eyaleti ve Mızap. Mızap kim lan? Ve abi ordu basıp Trablusgarp'a gideceğiz. Aynı zamanda Tunus'u ve Cezayir'i de alacağız. Bundan emin olabilirsiniz. Afrika'da da üstünlüğümüzü sağlayacağız. Çünkü bunların hepsi Osmanlı'dan geriye kalan bazı devletler yani. Birkaç soyu kurumuş devlet yani, öyle söyleyeyim. Osmanlı ile sınırımız oldu artık. 4. sırada bulunan güçlü bir devlet Osmanlı. Bizden güçlü yani. Ama tabii ki de bakın, istatistik olarak kimden güçlü olursanız olun. Bakın, Birleşik Krallık en büyük örnek. Buyur hocam. İnanmıyorsan buyur. Birleşik Krallık en büyük örnek. Adamların gücüne bak, bize karşı koyamıyorlar. Bize saldıramıyorlar bile. Her saldırıları başarısız oluyor yani. En büyük örnek budur. Senin kadar beceriksiz bir devlet ben görmedim hayatımda ya. O zaman şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyelim abicim Viyana'mıza. Hayırlı uğurlu olsun Viyana Belediyesi'ne. Bu arada burayı kıstırdık abicim. O zaman burayı basit bir şekilde alabiliriz diye düşünüyorum abicim. Şuradaki orduyu. Hemen paket attık. Zaten sıkıntı olmaz, alırız. Aa, alamadık lan. Hayda, alamadık. Tamamen Birleşik Krallık ve şu Afrika eyaletlerine odaklanmak istiyorum. Allah, orayı yine alamadık lan. Bak, karşımızdaki devletler güçlü devletler tabii ki. Her ne kadar başarısız, vasıfsız devletler olsa da bu elemanlar güçlü devlet yani. Onu söylememiz lazım. Sen az önce 75 binlik bir orduyla 3 binlik orduyu alamadın. Sözümü geri alıyorum. Bu devletler tam bir gerizekalı. Sözümü geri alıyorum. Yani şu an gerçekten sözümü geri aldım abi. Siz tam bir gerizekalısınız, onu söyleyeyim. Slovakya taraflarında da full başarılarımızın sonuçlandığını görebileceksiniz. Aynen öyle. Burayı aldık. Allah. Ulan bir yer alıyoruz, bir yere gidiyor ya vallahi. Neyse ki artık ilhak oluyor musun? Kapitüle oldu. Yaşasın be, yaşasın. İşte bu. Avusturya gibi dünyanın 11. sırasında bulunan, Avrupa'nın tam göbeğinde bulunan büyük bir ülkeyi ve geçmişi gerçekten de hatıra sayılacak derecede iyi bir tarihi olan devleti almış bulunmaktayım. Vasallaştırma talep ediyorum abicim. Çünkü zaten bütün topraklarını alamayacağım. Birazcık toprağını bırakalım. Zaten Rusya'da sınır olmak istemiyorum. Osmanlı'ya sınır olabilirim. Osmanlı'ya buradan girebilirim. Güzel olabilir. Şöyle güzel bir şekilde Adriyatik kıyılarını almış bulunmaktayız. Artık Avusturya'nın denize sınırı kalmadı. Tamamıyla benim kölem olarak yaşayan aptal salak bir devlet. Bunu unutmayın. Artık bence bu arada Birleşik Krallık savaş yeter artık bence. Ne dersin? Bence artık bu kadar savaş yeterli. Modena ne demek? Modena. Allah, oğlum dur lan, bu adam. Lan oğlum, manyak mısın? Niye yanlış zamanlamadan siz bana savaş ilan ettin? Ben burada ne yapayım şimdi? Şu 7 binlik bir ordumla Trablusgarp eyaletinin tam olarak neresinde abicim? Şurasında bir gidelim bakalım. Zaten bize Birleşik Krallık bile karşı çıkamıyor ki lan. Dur bakayım, şuralarda bir ordu basıp işlemi yapayım. Zaten alamaz belki. Oo, Birleşik Krallık kabul etmiş. Tamamdır abi, 13 binlik orduyu çek. Tamam. Evet abi, saldıramıyor. Gerçekten de alamıyor. Rezaletsin ya. Eğer ki var ya, bu ordularla seni alabilirsem gerçekten rezalet bir devlet olduğunu düşünmeye başlayacağım. Aldım abi, gerçekten aldım. Harika. Direkt olarak başkentine çıkarmamı atayım. Bu arada ben kendi rengimi birazcık daha kapalı yapıp vasallarımın rengini bu şekilde yapmak istiyorum. Ve çıkarmamız başarılı oldu gördüğünüz üzere. Çok harika. İlerleyelim abicim şuradan. Çok güzel abi. Şuradan da ilerle. Ve aynı zamanda şuradaki Lucca Cumhuriyeti'ne savaş ilan edelim. Çünkü gerçekten toprağımızı bozan bir bütünlüğüm var. Gerçekten seni hiç sevmedim yani, öyle söyleyeyim. Artık o zaman biz buradaki orduları da çekebiliriz ya. Bence gayet mantıklı abi, orduları çekelim ya. Aynı zamanda ben buradan, sizler var ya aynı bokun lacivertsiniz. Papalık devleti dediğimiz devlet Avusturya ile Birleşik Krallık'la arası iyi olan devlettir. Aynı zamanda şu Sicilya denen devlet de öyledir ve Osmanlı ile ittifak olmuş. Sen kim oluyorsun lan? Şu elemanla bir barışalım. Aynı zamanda şu dangalakla da bir barışalım abi. Sana gelmeyeceğim ya. Vallahi seni almayacağım. Senin canım sıkıldı ya. Allah, ne oluyor? Lan ben bunları savaş ilan edecektim. Oha, ne alaka? Bir dakika, ikinci koalisyon savaşı başladı. Lan sen kim oluyorsun da bana şu anda? Abi, kendi vasalından nasıl arkamdan bıçaklanabilirim? İnanılmaz. Allah kahretsin. Ulan seni daha az önce gücümüzü göstermedik mi sana? Az önce gönlümüzü göstermedik mi? Az önce göstermedim mi ben sana gönlümü? Allah Allah. Halen daha kullanmamaya devam ediyor. Demek ki senin şöyle bir Viyana'nı, Macaristan'ını, Sırbistan bölgeni falan şuraları almam lazım ki sen şöyle bir akıllan. Şöyle bir kendine gel. Osmanlı,
Sen kim oluyorsun lan? Kendini 15. yüzyılda, 16. yüzyılda mı zannettin? 1800 yılına geliyoruz neredeyse. Adam akıllı dur yerinde. Artık Avusturya'nın rengini bu arada değiştirebiliriz. Çünkü adamlar resmen artık bize karşı bir bağımsızlık ilan etti. Bu yüzden de rengini değiştirelim artık. O zaman bu videomuzun da burada sonuna gelelim mi? Ya da aslında birazcık oynayalım, biraz sonra sonuna gelelim. Lan heyecanlı olsun, dur. Bakalım savaşın gidişatına göre. Biz zaten buradaydık abicim. Zaten burada bizim ordularımız vardı. Şöyle Roma'ya bir çıkarmamızı atalım. Aa dur lan, ordu asimilasyon yapmayayım oğlum. Şey, savaştayız lan, ben niye asimilasyon yapıyorum? İspanya sınırlarında full ordumuzu basmamız lazım bizim. Prusya Krallığı'nın bize karşı bir sınırı var mı abicim? Bakalım şöyle. Prusya Krallığı'nın bize karşı bir sınırı var. Evet, sınırı varmış. Burada da yok lan. Neyse, iyi ki burada ordumuz varmış bizim. İyi ki burada ordu bulunduruyormuşuz. Gerçekten çok ileri görüşlüyüm. Allah kahretsin ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Avusturya denen Dangala'a tekrardan bir gününü göstermemiz lazım. Aynı zamanda Osmanlı içinde bir ayrı bir ordu toplamamız lazım. Onu nasıl yapacağız bilmiyorum. Osmanlı zaten buraları alır. Burada tıkanır zaten. Adamlar zaten buraya bizim ordumuz geliyor zaten. Bu Adriyatik kıyılarını alır diye düşünüyorum Osmanlı. Turumuzu atlamaya korkuyorum ama atlamak zorundayım. Evet. Osmanlı ile ilk defa savaştığımız için çok fazla bir ordu bilgimiz falan yok Osmanlı hakkında. Çok mu fazla çıkartıyor, çok mu az çıkartıyor bilmiyoruz. Ama şimdi göreceğiz. Evet, Trablusgarp'tan da saldıracaklar. Doğru, onu tahmin ettim. Buradan da İspanya saldırıyor. Harika, mükemmelsiniz, harikasınız. Tamamdır, tamam. Hiç sıkıntı. Hazırlıksız yakalanmamıza rağmen fazla ordumuz var. Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Hazırlıksız yakalandık. Yine bugün yaşadığımız gibi, az önce yaşadığımız gibi çok zorlandık ama daha sonradan açıldık. Bunda da aynısı olacak. İlk başlarda bayağı bir ilerleyecek. Yani resmen Avusturya buradan buraya kadar, Paris sınırlarına kadar bile ilerleyebilir. Yani bu olabilecek bir şey ama Paris'e asla ve asla giremez. Asla ve asla Paris'e giremez. Güvencesi benim. Evet, güvencesi benim. Bir an önce Sicilya'yı almamız lazım. Bir an önce Sicilya'yı alırsak Osmanlı, Avusturya ve İspanya'ya karşı daha güzel hamleler gerçekleştirebiliriz. Prusya'yı niyeyse saymadım bile. Resmen adamdan mı saymadım anlamadım ama resmen saymadım bile Prusya'yı. Neyse, Prusya'ya karşı ordularımız gidiyor şöyle ya, sıkıntı yok. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Sicilya'yı resmen ilhak edeceğiz biraz sonra, kapitüle edeceğiz. Güzel olacak. Avusturya şuradan ilerliyor maalesef ki. Evet, şuradan bir çıkarma geliyor. Sıkıntı yok, Roma'ya tekrardan ordumuzu çektik. İspanya'dan küçük bir ilerleyiş kat edelim. İspanya'dan küçük bir ilerleyiş kat edelim. Allah 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 Allah. Uş, mükemmel. Tamam, 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 tamam. Sakin, 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 dur, dur, sakin ol oğlum. Sinirlenme, dur, pardon, tamam. Tamam abi, tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Orayı tekrardan alırız. Bavyera'da, evet, son anda bir info daha geldi abicim. Bavyera'da bize savaş ilan etti. Oh, ekranımız bu şekilde, diplomasi ekranımız, savaşta olduğumuz coğrafya bu şekilde abicim. Çok büyük sıkıntı gerçekten, çok büyük sıkıntı. Neyse, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Güzel bir video oldu. Artık çıkayım ben de. Abone olup like atmayı unutmayın eğer ki videoyu bir sevdiyseniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın ve bye bye.